hafta sonu CHP ön seçimi yaptı ve Muharrem Akdemir çıktı bu ön seçimden. Adayları da Muharrem Akdemir. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Sizce sizin için ciddi bir rakip midir Muharrem Akdemir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Demokratik bir yarıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki aday tespitindeki usul ve yöntemlerden, demokratik yöntemlerden bir tanesidir. Ha, bunun açıklanmadı daha henüz ama Muharrem Akdemir'in orada önde çıktığı açıklandı. Hayırlı olsun aday olursa da. Ama ben şunu söylüyorum, bu yarışta, bu mücadelede Zonguldak'ta hiçbir zaman kavga olmasını istemiyoruz. Herkes kendi projeleriyle halkın karşısına çıksın. Halk da kim uygun görüyorsa onu tercih etsin, ona oyunu versin diyoruz. Bu bir. İkincisi, Muharrem Akdemir'in kendisine saygı gösteriyorum. Ancak Muharrem Akdemir'in 3,5 yıllık dönem içerisinde Zonguldak Belediye Başkanlığı yaptı. Muharrem Akdemir'in ne yapabileceğini Zonguldaklılar çok iyi biliyor. Çok iyi insan olmak, çok iyi iş yapar anlamına gelmez. Kendinizi bir dönem bu görevleri üstlenmişsiniz, kendinizi ispatlamışsınız. Yapabilir mi, yapamaz mı? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama biz çok iddialı projelere geliyoruz. İktidarımızın gücünü de arkasına alarak Zonguldak'ta çok önemli fiziksel değişimleri yapacağımızı halkımıza buradan söz veriyoruz. Diğer siyasi partilerin temsilcileri, başkanları, iddiaları farklı olabilir ama bunu vatandaşımız kamuoyu takdir edecektir. Bu yarışta da Sayın Başkan adayımıza da başarılar diliyoruz. Peki siz AK Parti'nin il başkanısınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı bu aday adaylığı sürecinde aday adaylarıyla zaman zaman sorunlar yaşadı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kamuoyundan izlediğiniz kadarıyla? Yani bir il başkanının duruşu bu mu olmalı? Şimdi il başkanının duruşu, yani bu süreçteki izlemiş olduğu yöntem, usul, esaslar beni çok ilgilendirmeyebilir ama açıkça söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı zaten çok tutarlı açıklamalar yapmıyor. Kendisi bugün söylediğini yarın inkar ediyor. Bugün bir açıklama yapıyor, yarın bir günü bize atfen yapmış olduğu açıklamaları hemen çürütüyoruz. Yanlış bilgi almışım diyor. Aynı genel başkanları gibi. Böyle tutarsız, duyarsız, altı üstü doldurulmamış bilinçli açıklamalar yapmıyor. Zaten il başkanlığı geldiği süreçten bugüne kadar ki yapmış olduğu açıklamalar da belli. Yapmış olduğu iddiaların hiçbir tanesi de doğru çıkmadı şimdiye kadar. Bu süreçte de kendi parti içerisindeki yapmış olduğu, almış olduğu kararların tutarlıdır değildir. Onu kendi teşkilat içerisindeki arkadaşlar karar verecektir. Ama şahsımıza muhalefet partisinin il başkanı olarak yapmış olduğu açıklamalar çok tutarlı. Kayda değer açıklamalar değil. Zaten ciddiye de çok almadık yani. MHP'nin adayı Gürkan Gülay, sizin belediye başkan adayınız Ali Bektaş'a yönelik bazı eleştirilerde bulunuyor. İşte Kozlu'da suyu neden ucuzlatmadı ya da ben ilçelerden gelmedim, Zonguldak'ın çocuğuyum diye. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Gürkan Gülay'ın tek hedefi var. Zonguldak belediye başkanı falan olmak değil, medyatik olmak, gündemde kalmak, kendi reklamını yapmak. Sanıyorum ondan sonra farklı bir hedefi var. Malum biliyorsunuz ilçe başkanlığı döneminde de aynı hareketleri yaptı. Ve milletvekili, il başkanının önünde devamlı hareketler yaparak, konuşmalar yaparak, açıklamalar yaparak gündemde kaldı. Belli ki belediye başkanı adayı olma adına bunları yapmış. Şimdi başka bir hedefi vardır. Belediye başkanı olamayacağını biliyor. Farklı bir yerlerde gözü var, niyeti var. Oralara geçmektir. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı adayı olarak Zonguldak'ta yapabileceği çok bir şey yok. Böyle bol bol atıp tutmakla bu iş olmuyor. Bol bol atıp tutanları geçmişte gördük, yaşadık. İki anahtarlar, üç anahtarlar, arabalar, hanlar, hamamlar, evde oturan hanımlara maaş bağlamalar gibi bir takım gökteki bulutları insanlara vaat ettiler. Nasıl yapacaksınız? Bunun ispatı nedir? Ne yaptınız şimdiye kadar? Referanslarınız nedir? Bunları sorarlar insanlara. O yüzden uçuk kaçık bir takım açıklamalarla belediye başkanı olamazsınız. Ben kendisine itidal çağrısında bulunuyorum buradan. Daha sakin, daha ağır başlı süreci taşımak istiyorsa, önümüzdeki dönemde siyasette kendine daha iyi bir yer edinmek istiyorsa böyle medyatik olmakla bir yere gelemezsiniz. Gerçekçi olmakla daha toplumun karşısına ağır baba kurdurarak bir yere gelebileceğinizi düşünüyorum. Acizane tecrübeli bir siyasetçi kardeşi, arkadaşı olarak da bu tavsiyede bulunuyorum. Belediye başkanımızla ilgili yapmış olduğu açıklamalar da, belediye başkanımız bizim biliyorsunuz Kozlu Zonguldak'la entegre olmuş yerleşim birimlerimizden bir tanesi. Zonguldak'taki insanlarımızın sosyal donatı anlamında gelebildiği en iyi yer Kozlu'dur. Kozlu'da günlerini geçiriyorlar. Kozlu'da sahilde oturarak ya da Kozlu'da bir takım sosyal tesislerde günlerini geçirmeye çalışıyorlar.
Belediye başkanımız bunları, bu imkanları Koğuz'da sağlamıştır. Zonguldak'ta da sağlayacağını iddia ediyor. Suyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar gerçekleri orada gitsinler. Koğuz'da suyun fiyatı ne kadar, Zonguldak'ta suyun fiyatı ne kadar. Yani böyle bu tip muhalefetlerle kendisine prim sağlayamaz. Ali Bektaş çok güçlü bir belediye başkan adayıdır. Kararlı bir belediye başkan adayıdır. Bundan dolayı Ali Bektaş'la ilgili açıklama yaparsa gündemde kalacağını düşünerek bu açıklamaları yapıyor. Yoksa Ali Bektaş da o yarışın içerisine giremez asla yani. Ereğli için bir ayrı bir çalışmanız olacak mı? Yani Halil Pospir'in karşısında çok güçlü bir aday bulma konusunda ayrı bir çalışmanız şimdi olacak mı? Şimdi şöyle deyin, Halil Pospir'in karşısında çok güçlü bir aday derken şu anda AK Parti'nin adayı açıklanmadığı için Halil Pospir güçlü bir adaymış gibi görünüyor. Aday yani şu anda. Ama AK Parti'nin adayı sahalara çıktığı zaman göreceksiniz. Halil Pospir'in bir balon olduğunu herkes görecek. Belki bu açıklamayı biz, adayımız açıklanmadı, detaylarına inmiyoruz. Medyanlara, sahalara indiğimiz zaman göreceksiniz. Halil Pospir Ereğli'ye hizmet etmek için belediye başkanı adayı olmuyor. Halil Pospir biliyorsunuz bir sene sonra genel seçimler var. Genel seçimlerde milletvekilinin önünü açabilmek için aday oluyor. Yoksa Ereğli'ye bir takım hizmetleri, bir takım projeleri getireyim düşüncesi, mantığı içerisinde aday değil. Onun için Ereğli'deki halkımız bunları biliyor, kimin ne niyetli aday olduğunu. Ereğli'ye hizmet getirebilecek, Ereğli'nin tarihini, makus tarihini değiştirebilecek bir isim olması lazım orada. Kendisini Ereğli'ye adamış bir isim olması lazım. Yoksa bu belediye başkanlığı makamını kullanarak kendisini bir yerlere taşıyacak isimler istemiyor. Bunun örneği Zonguldak'ta oldu. İsmail Reşef aday oldu, seçim aldı. Ondan sonra milletvekili için istifa etti, çekti gitti. Zararı kim oldu? Zonguldak oldu. Ereğli'de de aynı şeyler olacaktır. O yüzden biz bunları halkımızla paylaşacağız. Halkımız da zaten bunları biliyor. Adayımız açıklandıktan sonra inşallah gerçekleri halkımızla hep birlikte paylaşacağız.